Hastalık bu futboldan herkese merhabalar. Topun olmadığı yerin yeni bölümünde Okan Buruk'un birçokları tarafından pek anlaşılamayan FPS yüksek hücum setlerinden. Fenerbahçe'nin oyununda hem build-up problemlerinden hem de Edin Dzeko'nun bunu nasıl çözdüğünden. Beşiktaş-Trabzonspor maçındaysa Kara Kartal'ın yetersiz bireysel performanslarından ve Bielitsa'nın kusursuz oyun planından bahsettik. Topun olmadığı yerin daimi destekçisi Tuttur, Avrupa maçları öncesi kampanyasını güncelledi. Tam 1000 liraya kadar bonus kazanma şansı sizleri bekliyor. Detaylar ve link ilgilenenler için sabitli yorumda. Trendyol Süper Lig'in süper performanslarındaysa bu hafta 6 tane oyuncu seçtik. Videonun sonunda yer alan bu harika bölümü de kaçırmamanızı tavsiye ederim. Her zamanki gibi dop dolu bir bölüm oldu. Beğenin, yorumlayın, paylaşın çünkü topun olmadığı yer başlıyor. Tuttur'un sunduğu topun olmadığı yer başlıyor. Her zaman her yerde. Okan Buruk milli aradan önce Molde ve Gaziantep olmak üzere oynadığı son iki resmi maçta kazanan 11'ini aynen koruyarak Samsunspor'u konuk etti. Değişmeyen tek şey 11 istikrarı değil, aynı zamanda 4. haftada altını çizdiğim 2+3 oyun kurulum şemasıydı. Maçta tam 6 gol olduğu için anlatmam gereken çok detay var. Galatasaray'ın mevcut oyun planının nasıl güçlenerek devam ettiğini hemen sağ içinden göstereyim size. Maçın başı Nelson ve Abdülkerim 2, Sasha, Lucas ve Angelinho ise +3'ü oluşturuyor. Demirbay, Torreira'ya göre biraz daha önde konumlanıyor ve geçen hafta anlattığım üzere 2+3 tercih eden tüm takımlar kalecisini 2 stoper arasındaki bir pas istasyonu olarak kullanır ve burada Nando'yu tam da o işi yaparken görüyoruz. Saniyeler sonra top 3. bölgeye taşındığında merkez hücumcular Icardi ve Mertens'in yanı sıra her iki kanat Kerem ve Tete'nin de merkez koşusu atarak Samsun defansını daraltma eğiliminde olduğunu, solda Angelinho, sağda Sasha'ya koridorlar açtığını görebiliriz. Ortada oluşturulan bu dörtgenler Cimbom'un mütemadiyen yaptığı taktiksel bir eğilim. 3. dakikaya geçtim. Geçen bölümde bahsettiğim bir diğer şey de 2+3'te oyunun kanatlardan daha rahat kurulduğuydu. Top Sasha'ya geldiğinde hala 2+3'ü görebildiğimiz gibi Demirbay'ın Lucas'tan bir hat daha önde konumlandığını da görebiliriz. Ama asıl görmemiz gereken şey Mauro Icardi, Dries Mertens, Tete ve Aktürkoğlu. Okan Buruk'un sihirli dikdörtgeni. Neden böyle söylüyorum? Çünkü futbol literatürü adına Magic Rectangle denilen bir formasyon var. Ki muhtemelen daha müsait bir haftada bunu sizlere detaylı izah edeceğim. Ama birazdan sarı kırmızıların atacağı 3 golde de hep bu aynı şey var. 2+3 kurulum ve top 3. bölgeye geçer geçmez hücumcuların oluşturduğu sihirli dörtgenler. Aralarındaki örüntüyü yakalamanız için golleri peş peşe göstermek istiyorum. Bu yüzden gollere geçmeden önce Galatasaray'ın bu maç özelinde yaptığı çok iyi birkaç şeyden bahsetmem lazım. Bunlardan ilki Cimbom'un topu geri kazanma istatistiği istiklerindeki niceliği. Birazdan ekrana yansıtacağım sayılar, top çalma, pas arası, hava topu, ikili mücadele ve sahipsiz top toplama olmak üzere 5 farklı defansif aksiyonun toplamı olacak. Bu 5 metrik toplamı Boya için 12, Nelson için 8, Abdülkerim 15, Angelinho 8. Ön hatta bakalım. Tete 7, Mertens 4, Kerem Aktürkoğlu 9 ve Mauro Icardi 4. Bilerek sona bıraktım. Geçelim orta saha ikilisine. Torreira tek başına 20, Kerem Demirbay 13'ü sahipsiz top toplama olmak üzere tek başına 20. Bunlar bir orta saha ikilisi için gerçekten korkunç rakamlar. Üstelik sarı kırmızılılar bunu neredeyse %60 topa sahip olduğu bir maçta yaptı. Bakın nitelik demiyorum çünkü orada hala daha üst seviyeye çıkabilirler ama nicelik olarak gerçekten istatistiksel bir anomali bu. Hem havaların serinlemesi hem de milli ara iştah anlamında Galatasaray'a çok iyi gelmiş. Top kazanmak iyidir ama bu kadar çok top kazanan bir takımda bakacağınız ikinci yer o topu nasıl kullandığıdır. Unutmamak gerekir ki topun takım değiştirdiği her an bir geçiş fırsatıdır. O halde derinden 3. bölgeye atılan isabetli pasları görelim. Boya 3, Nelson 1, Abdülkerim sen nasıl bir stopersin bilmiyorum ama 8, Angelinho 5, Torreira 6, geçiş ustası Demirbay 7. Bu kadar çok top kazanan ve geriden 3. bölgeye bu kadar çok pas atan bir Galatasaray. Rakip kaleye çok çabuk ve çok kolay gidebilen bir geçiş takımı. Bir Okan Buruk takımı. Misal size bu animasyonu bu hızda sunarsam
bakarsam burada ne olduğunu görmekte zorlanırsınız. Böyle görürseniz neler olduğunu işte o vakit anlayabilirsiniz. Okan Hoca'nın takımı işleri genellikle bu hızda yaptığı için kamuoyunda genel bir yanılsama var. Galatasaray'ın bir oyun planı yok diyorlar. Halbuki var. Sadece çok hızlı olduğu için sen göremiyorsun. O halde gelin gollere geçmeden şu şimşek hızındaki geçişlere bir göz atalım ki burada yenilen gollerde de göreceğimiz bir de zaaf göstereceğim size. Dakika 14. Tete kazandığı sahipsiz topu Demirbay'a oynadı. Kerem koşu gösteren adaşının önüne salıp geçişi başlattı. Kerem, Tete, Mertens, Icardi. 5 saniye içerisinde aynı isimler 4'e 3 sayısal üstünlükle rakip kaleye indiler. Kerem burada Mertens'in önüne bırakıp koşusuna devam etse pozisyon bambaşka bir yere evrilebilirdi. Onunla ilgili bir önceki bölümde anlattıklarımı anımsarsanız topa ne kadar az dokunursa verimliliği o kadar artan bir oyuncu ki 2 haftadır çok doğru bir yolda ilerliyor. Ancak burada içe doğru kat ederken topu ayağında biraz fazla tuttu ve takibinde attığı kötü pas hem 4 beyazlıyı oyundan düşürdü hem de bir Samsung geçişinin başlamasına sebep oldu. Pozisyonun devamında Fofana Boye'nin üstüne sürüp bindiren Bola'yı arkaya kaçıracak. O sırada dikkat kesilmemiz gereken yer topun olmadığı yer. Ters kanatta Angelinho ile Di Mata eşleşmiş gibi gözükse de Bola ortaya çevirirken İspanyol'un pek sık yaptığı pozisyon alma hatasıyla Di Mata bomboş kalıverdi. Bu hata Cimbom'a çok pahalıya mal olabilecekken Belçikalı'nın vuruşu üst direkte şandelendi. 20. dakikaya zıpladık. Geçişçi dayı bu kez sağ kanattaki Tete'ye bir uzun pas atıyor. Tete topa ilk kez dokunduğunda Karatiren burada. Tete biraz dökülüp içe kat ederken Karatiren burada. Çuf çuf bindirdi. Brezilyalı onun önüne harika saldı. Sasha yerden sert kesti ancak maç boyu çok da diri gözükmeyen Mauro bu pozisyonda biraz ağır kaldı. Ama dikkat edin yine 3 pasla rakip kaleye gitti Cimbom. Aynısından bir tane daha. Muslera Angelinho'ya, Angelinho Lucas'a, Lucas Icardi'ye oynayıp şuradaki boşluğa doğru koşusuna devam ediyor. Icardi tam zamanında oraya oynadı. Pozisyonun takibinde Uruguaylı terse de attı. Tete'nin vuruşu direkten out'a gitse de Brezilyalı en başta offside'daydı. Fakat mevzu Galatasaray'ın sadece 3-4 pasla rakip kaleye şut atabilecek bir oyunu olma mevzusu. Mevzu bu. O halde gelelim Galatasaray'ın ilk yarıda attığı 3 gole ki bu gollerin tamamında Kerem Aktürkoğlu ve Okan Buruk'un imzası var. Kerem'inkini tarif etmesi çok kolay. İkisini kendi attı, diğerinin asistini yaptı. Okan Buruk tarafındaysa 3 golde de ortak bir desen çizeceğiz. En başta bahsettiğim 2+3 ve 4+ olayı. Dakika 7. Top bardakçıda. Sasha kadrajın biraz dışında. Dolayısıyla burası 2+3 ve Kerem bir hat önde. Mertens, Icardi, Tete ve sözüm ona bir sol kanat oyuncusu olan Kerem burada. Dolayısıyla burası da dörtgen. Bardakçı Nelson'a. Nelsonsa önce Tete ile paslaşıp ardından Sasha'ya oynayacak. Top Fransız'a geldiğinde görüntümüz bu. Hücum dörtlüsünün tamamı merkezde kümelenmiş. Sasha Lucas'ı oynuyor. Lucas hiç bekletmeden tekte Mertens'i kaçırıyor. Dries topla buluştuğu an hem Tete hem Kerem'den ceza sahasına koşu var. Belçikalı yerden çeviriyor. Kerem gelişine harika vuruyor ve Cimbom 1-0 öne geçiyor. Golü tekrar tatbik edelim. Lucas tek pas, Mertens tek kontrol tek pas, Kerem tek vuruş ve gol. İşte Galatasaray sete yerleştiği an her şey bu kadar çabuk gelişiyor. Hemen ikinci gole geçelim. Top yine Sasha'da, Kerem içe sokulmuş. Icardi burada, Mertens yine aynı koşuyu gösterdi. Ancak bu kez deminkinden farklı olarak Tete çizgide. Sasha topu ona aktarır aktarmaz içe sokulacak. Yani aslında sadece bu ikili arasında bir kanat rotasyonu oldu. Plan baki. Tete topla buluştuğunda hem Sasha'yı hem de dörtgeni tamamlamaya gelen Demirbay'ı görebilirsiniz. Fakat bu sağ kanat ikilisi bir rotasyon daha yapıyor. Brezilyalı çizgiye paralel pasını atarken Sasha dışa, Tete içe. Şimdi lütfen dikkatli bakın. Her şey yine çok hızlı olacak. Boy topu Mertens'e oynarken Tete ve Kerem burada. Mertens ortaya çevirmek üzereyken Tete ve Kerem burada. İleri geri tekrar gösteriyorum. Birçok açıdan. Hem başlangıcı hem bitişi ilk golün karbon kopyası. Dries yine aynı şekilde içeri çeviriyor. Galatasaray'ın sol kanadı Kerem yine aynı şekilde tek vuruşla bitiriyor. Sarı kırmızılılar yaklaşık 20 dakika içerisinde aynı golden 2 tane atıyor ve futbol gibi bir oyunda. Aynı şey 20 dakikada 2 kez yaşanıyorsa bunun tesadüf olma ihtimali çok düşüktür. Set de bu, oyun da bu, plan da bu. Dediğim gibi sadece çok hızlı cereyan ediyor. Gelelim 3. gole. Şimdi diyebilirsiniz ki o gol kornerden geldi. Ne 2+3'ü ne 4'kine. Ben de diyeceğim ki peki o top kornere nasıl çıktı? Görelim. Kerem'le Lucas arasında pozisyon icabı bir yer değişimi var. Boy yine kadraj dışı kalmış ama orada olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla burası 2+3. Üstelik geçen hafta altını çizdiğim üzere Muslera iki stoper arası pas istasyonu. İşte kornere çıkacak o hücum aynen böyle başladı. Muslera bardakçıya, bardakçı Angelinho'nun önündeki koridora oynayacak. Peki Angelinho'nun önünde bir koridor neden oluştu? Doğrudur. Çünkü Aktürkoğlu biraz daha içe kat edip kendisine yakın oynayan sağ beki oradan uzaklaştırmıştı. Pozisyonun devamında İspanyol bu topu Kerem'e atıp koşu gösterdi. Kerem'in pası çok ölçülü olmasa da
Angelinho'nun ısrarı genç Yunus'un topu kornere atmasına sebep oldu. İşte o korneri Kerem kesti, ön direkte Abdülkerim çok iyi pozisyon aldı ve farkı 3'e çıkardı. Yine geçen haftaki toyda 3-4 dakikalık bir Kerem Aktürkoğlu bölümü vardı, anımsarsınız. Özetle şunu demiştim: Kerem zayıf yönlerini kapatmaya çalışmaktansa güçlü yönlerini bileylemeli. Topa ne kadar az dokunursa verimliliği o kadar artan bir oyuncu. Ekrana gelen yüzdeler 0-45 arası Galatasaraylı oyuncuların topu ayağında ne kadar tuttuğunu gösteriyor. Ve Kerem %4,3 ile Icardi ve Tete'nin ardından topa en az sahip olan oyuncu. Sonuç 2 gol 1 asist. İşte tam olarak böyle bir topçu. Azaldıkça büyüyebiliyor. İlk dokunuşu her zaman sorunluydu, hala sorun. Pas kalitesi her zaman sorunluydu, hala sorun. Yani inanır mısınız bilmem ama şu muhteşem oynadığı ilk devrede bile %44 ile takımın en kötü pas yüzdesine sahip. Bu sebepten topla ne zaman fazla polemiğe girerse taraftarların canını sıkabiliyor. Ama ne zaman toptan vazgeçip topsuz koşular atıyor, işte o zaman yıldızlaşıyor. Çünkü Kerem atletik, çünkü Kerem patlayıcı, çünkü Kerem bir skorer. Bence kafa yapısı olarak 2 haftadır çok doğru bir yolda ilerliyor. Ve mevcut yabancı kuralında hem Aktürkoğlu hem Demirbay olmak üzere Galatasaray'ın bu Keremlerin performansına çok ihtiyacı var. Aslında direkten dönen top da size ipucunu vermiştim. Şimdi gelelim bu müthiş devrenin ardından Galatasaray'ın ikinci yarının ilk 15 dakikasında yediği 2 golle aldığı maçı nasıl zora soktuğuna. Devrenin hemen başı Samsunspor taç atışını çabuk kullanırken Angelinho Emre Kılınç'a hayli uzak kalmış. Bu uzak kalış pozisyonun takibinde bir kaymaya sebep olacak. Abdülkerim mecburen kademesine geliyor. Bu noktada Angelinho'nun yapması gereken yegane şey artık Emre'yi bardakçıya teslim edip ters kademeye, yani tight'e gitmek. Ama bir sonraki karede görüyoruz ki onu yapmakta da geç kaldı. Ve bu kez Lucas onun kademesine girdi. Galatasaray 2 sıra kaydı. Tight Di Matta'ya çevirdi. Boş kalan Belçikalı'nın vuruşu Nelson'un topuğuna çarpıp Muslera'yı tek ayak üstünde bırakarak filelerle buluştu. Şimdi bu pozisyonun başına dönersek, Angelinho burada uzak kalmasa Abdülkerim içeride kalabilirdi. Hadi ona geç kaldı. Burada çabuk karar verip Tait'e gitse Lucas Di Matta'da kalabilirdi ve şu boşluk hiç oluşmayabilirdi. Şunu da belirtmekte fayda var. Skor 3-1'e geldikten sonra Galatasaray'ın 50-60 arası 3 tane ciddi hücumu var. Biri Demirbay'ın yay çevresinden attığı sert şut, diğeri Mauro'nun kaleciyle karşı karşıya kalacakken biraz ağır davranması, bir diğeri Lucas'ın çalımlarla ceza sahasına sokulduğu pozisyon. Ama üçünden de skor çıkmayınca momentum ufak ufak Samsun'a kaymaya başladı ve 59'da Angelinho'dan bir hatalı pozisyon alma daha geldi. Aktürkoğlu'nun yaptığı basit bir top kaybında yine Di Matta ile gelişen Samsun hücumu. Angelinho topa hamle yapmak isterken hem Emre hem Di Matta'dan uzak kalıyor. Pozisyonun devamında iyice içe kat edip Emre'yi yine demarke bıraktı fakat geriden koşarak gelen Lucas faul yaparak hücumu sonlandırdı. Bu serbest atışta Hose'nin yaptığı vuruş baraja çarpıp yön değiştirerek bir kez daha Muslera'yı kontrpiyede bıraktı ve 3-0'lık fark bir anda teke inmiş oldu. İşte buradan sonrası Cimbom adına gerçekten çok sıkıntılı geçebilirdi ki Angelinho aynı pozisyon hatasını bir kez daha yaptı. Orta sahada kaybedilen bir hava topu sonrası top Samsunspor'da kalıyor. Galatasaray sahanın sağ tarafında, soluna göre çok daha kalabalık. Dolayısıyla Angelinho'nun yapması gereken en mantıklı iş Flavien ve Emre arasında Emre'ye biraz daha yakın kalıp hücumu yavaşlatmak ve sağdaki takım arkadaşlarına zaman kazandırmak. Ancak İspanyol bir kez daha aldı başını gitti ve görev alanını terk etti. Bu durum Emre'nin önünde çok geniş bir koridor açılmasına sebep oldu. Flavien Tahi tam da o boşluğa oynadı. Bereket ki Emre'nin orta şut karışımı vuruşuna Holse dokunamadı. Dokunsa Galatasaray için çok dramatik bir senaryodan bahsedebilirdik. Direkten dönen topta, ilk golde, ikinci golde ve son gösterdi bu pozisyonda. Dördünde de İspanyol'un bariz bir pozisyon alma zaafı var ve buradan yola çıkarak şunu söylemek lazım. Abdülkerim bardakçı attığı golün de haricinde çok büyük oynadı. Size sadece tehlikeye dönüşen pozisyonları gösterdim. Ancak bardakçının Angelinho'nun kademesine çok doğru zamanda girip olgunlaşmadan bitirdiği birçok pozisyon da var. Yani yenilen iki gole rağmen Abdülkerim gerçekten çok kilit işler yapıyor. Öte taraftan Angelinho'nun defansif zaafları bir sır değil. Analiz videosunda zayıf yönlerinde Hoffenheim günlerinden örneklerle kalın kalın altını çizmiştim. Fakat işin hücum tarafında, oyun kurulumunda ve atak finalizasyonunda Galatasaray'a büyük bir değer katıyor. Aslında düşününce Saşa'yla tam tersler. Boya defansif aksiyonlarda çok daha başarılıyken orta kalitesi biraz daha düşük. İspanyolsa sık sık pozisyon hatası yaparken harika bir ortacı. Bu ikisinin karışımı kusursuz bir bek olurdu. Ama o vakit o bekin adı Theo Hernandez, piyasa değeri de 60 milyon euro olurdu. City değilseniz bir beke 60-70 milyon euro veremezsiniz ve o özelliklerden birinden feragat etmeniz gerekir. Galatasaray ise Angelinho tarafında defanstan, Saşa tarafında ise atak finalizasyonundan feragat etmiş durumda. Özgün son yayınladığımız transferin geniş özeti videosunda üçlü oynamanın bir alışkanlık gerektirdiği konusuna değinmişti. Ki çok büyük haklılık payı var. Ancak bu maçta Angelinho'yu izledikten sonra özellikle Di Matta
Morata ve Emre Kılınç yerine Sané, Kane yahut Højlund, Bruno Fernandes gibi rakiplere karşı oynandığında söz konusu bu defansif zaafların başa büyük belalar açabileceği. O noktada Abdülkerim'in iyi niyetli kademesinin de çok bir işe yaramayacağı senaryolar oluşabilir. İşte bu açıdan bakınca Davinson'un da varlığı sebebiyle özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında üçlü oynamak kağıt üstünde mantıklı olabilir. Zira Bardakçı hem defansif melekeleri hem de ayak kalitesiyle üçlünün prototip sol stoperi. Cimbom kalesinde üst üste gördüğü gol ve gol tehditlerinin yanı sıra 62. dakikada dikkatli gözler için 3 dakika sonra atacağı golün bir fragmanını yayınlamıştı aslında. Abdülkerim'in Dimatta'dan önce dokunduğu topu Kerem Demirbay çizgiye doğru uzaklaştırıyor ve Aktürkoğlu bu topu çizgide yakalayıp önce Barış'a pas atmak istiyor. Akabinde Barış'ın uzağına düşen topu kendisi toplayıp Hakim Ziyeş'e aktarıyor. Ve bakın o sırada Karatiren burada. İlk yarıda Tete topla buluştuğunda da bu tip indirmelerini görmüştük. Nitekim Hakim topla buluşup içe kat ederken Saşa ta buraya kadar geldi. Ziyeş şut fake ile bileşik enfes bir pas saldı araya. Fransız'ın orta şut karışımı vuruşu out'a gitti. Sadece 3 dakika sonrası. Fragman bitti. Gala vakti. Top yine Aktürkoğlu'nda. Çok akıllı bir pasla topu Lucas'ın önündeki boşluğa doğru oynadı. Torreira tek kontrol tek pasla Ziyeş'i buldu. Faslı topla buluştuğu an yine bir Saşa boy klasiği. Adam bindirmek için yaratılmış ve bu bindirme öyle şiddetli ki bola arkama kaçarsa endişesiyle Hakim'in üstüne yeterince agresif gidemiyor. Bakın bir sonraki karede bolanın şut anında Ziyeş'e ne kadar uzak kaldığını görebilirsiniz. Yani belki Saşa'nın golle uzaktan yakından bir ilgisi yok ama söz konusu bu bindirme bu şut şansının oluşmasını sağlayan temel sebep aslında. Bu noktadan sonra hepimiz golü Hakim'in attığını, topun Mauro'ya en fazla küçük bir çarpması olduğunu düşündük. Fakat yakın ve ağır çekim girdiğinde her şey gün gibi ortadaydı. Gol atmak için nefes alan ya da belki kim bilir nefes almak için gol atan Arjantinli bile isteye kafasını çevirip topa yön vermiş ve filelere göndermişti. Ortalara yaptığı sıra dışı kafalara zaten hepimizi alıştırmıştı da bu kez şuta kafa atıverdi. Fiziksel açıdan pek de diri gözükmediği bir maçta bile Cimbom'un strese girdiği dakikalarda sahne alıp tribünlere o çok sevilen şarkıyı söyletti. Nitekim az önce bahsettiğim defansif zaaflar sebebiyle Galatasaray'ın kalesini gole kapatma serisi sona ermiş olsa da ilk yarıdaki güçlü oyun ve ikinci yarıdaki süper ayaklarıyla Cimbom puanını ona çıkardı. Ziyech, Zaha, Ndombele gibi isimlerin takıma alışması, Icardi'nin daha fit bir hale gelmesi, Kerem'lerin bu göz alıcı performansının devam etmesi durumunda Galatasaray ligin en heyecan verici ekiplerinden biri olacaktır. Maç başlayınca dünyadan kopanlara 1000 TL'ye kadar bonus tutturdu. Fenerbahçe'nin milli aradan önce oynadığı Ankara Gücü maçına göre 11'inde tam 5 farklı oyuncuya yer verdi İsmail Kartal. Adaptasyon sürecini tamamlayan Livakovic eldivenleri teslim aldı. Sakatlığı sona eren Ferdi, Jaden yerine sol beke geri döndü. Kırmızı kart cezalısı İsmail yerine oldukça enteresan bir tercihle Zayt başladı. Bu sebepten oluşan Türk sorununu çözmek için Ciku yerine Serdar Aziz oynadı. Cengiz Ünder, İrfan Can yerine 11 başlayan bir başka değişiklikti ancak maçın henüz başında sakatlanarak yerini tekrar kahveciye bıraktı. Aslında son yayınladığımız videoyu izlediyseniz Özgün kadro mühendisliği üzerinden ilerleyip Fenerbahçe'nin ideal 11'ini bulmaya çalışırken tam olarak böyle bir opsiyondan bahsetmiş ama o biraz daha çift 8 gibi düşünmüştü. Fenerbahçe takımını sahaya ortalama pozisyonlara göre dizersek İsmail Hoca'nın Zayt'ı daha ziyade bir 6 gibi konumlandırdığını görebiliriz. Ve bunun çok da iyi bir tercih olmadığını anlamak için 10 dakika izlememiz yetti aslında. Zira ilk 10 dakika sıfır mübalağa bildiğiniz Fenerbahçe'nin ceza sahası içinde oynadı. Biz biraz daha sağlıklı bir tespit yapabilmek için sample miktarını uzatıp 0 ile 30 arasına bakalım. İlk yarım saatte Fenerbahçe %60, Antalyaspor %40 oranında topa sahip olsa da şut sayıları tam 6'ya 1 olmak üzere konuk ekipleyine. Üstelik Fenerbahçe'nin bulduğu yegane şut 6. dakikadaki kornerde Ceko'nun kafasından gelmişti. Ki bu bölümde korner sayılarında da Antalyaspor önde. İşte bu aralıkta Fenerbahçeli oyuncular 197, Antalyasporlular 152 kez topa dokunmuş. Hemen bu dokunmaların nerede olduğunu göstermek istiyorum size. Sarı lacivertlerin topla buluşmalarının neredeyse 3'te 2'si kendi yarı sahasında. Öte yandan Antalyaspor özellikle kendi sahandan defalarca kez ceza sahasına giriş yapmış. Yani sanıyorum sırf şu ana kadar gösterdiklerim bile Fenerbahçe'nin üstelik Kadıköy'deki bir maça ne kadar kötü bir başlangıç yaptığını ortaya koymak için yeterlidir. Bu kötü başlangıcın birbiriyle hayli ilişkili iki temel sebebi var. İlki Nuri Şahin'in üzerine oldukça
oldukça kafa yorulmuş gibi gözüken ve harika çalışan pres şeması. Diğeri, evet, ilk 3 haftadaki bölümlerde çok daha naif, çok daha kibar cümlelerle hissettirmeye çalıştım bunu size. Fakat an itibariyle açık açık söyleme zamanı geldi. Diğeri, Fenerbahçe'nin güçlü bir build-up planı olmayışı. Doğrudur, bu takıma bu işi çözebilecek bir 6 numara alınmadı ki son bölümde transfer tahtası hala açıkken yaptığınız hashtag çalışmasında ne kadar haklı gerekçeleriniz olduğunu spesifik pozisyonlar üzerinden anlatmıştım, ancak öte taraftan Özgün'ün çok sevdiğim bir lafı vardır. Bir takımı oyuncu değil, oyun çıkarır der. Çünkü ilk haftaki toyda Barcelona modeli üzerinden anlatmıştım. Topun nereye atılacağını, topa sahip olan oyuncu değil, ona sahip olmayan diğer 9 oyuncunun nerede ve nasıl pozisyon aldığı belirler. Yani buradan Zayas'ı çıkar, Jorginho'yu koy. Ne fark eder? Tamam, çok şey fark eder de demek istediğim, Jorginho boş bir pas opsiyonu bulamadıktan sonra ne yapacak? Stoperine, kalecisine geri verecek, tekrar geri alacak. İşte Fenerbahçe'de sıkıntılı olan şey ön tarafla arka taraf arasındaki bağlantıların kopuk olması. Mevcut kurguda ciddi bir senkron sorunu olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki Tadic, Dzeko, Cengiz ya da İrfan Can gibi koşuculuğundan ziyade teknik yetenekleriyle fark yaratan bir hücum hattına sahipseniz oyunu rakip yarı alana yıkarak, rakip yarı alana yerleşerek oynamak zorundasınız ki az önce apaçık gördük, Fenerbahçe bunu ilk 30 dakikada yapamamış. Oyunu rakip yarı alana yıkmak için de geriden kısa paslarla build-up yapmaya mecbursunuz. Çünkü tekrar ediyorum, bu adamlar topu önüne değil ayağına isterler. Siz oyunu oraya yığarsanız dar alanda meziyetlerini sergileyip her türlü gol çıkarabilirler. Ama siz bu adamları 60 metre ileri geri ileri geri koşturursanız mümkün değil, verim alamazsınız. Bu arada geriden kısa paslarla oyun kurmak kural değil, kitap değil. O zaman koyarsın King'i, koyarsın Kent'i, ona göre bir plan yaparsın. Elinde alternatiflerin yok değil ki hocam. Ki gördük, Kent süre aldığı 7-8 dakikada ne kadar büyük fark yarattı. Senkron problemi dediğim yeri biraz daha açayım. Bu iki stoper topla birlikte çok konforlu isimler değil. Bir an önce top benden çıksın isterler. Osayi bir pasör değil, driplingçi. Fred derine gelmektense öne devrilmek ister. Szymanski'nin oyun kurulumuyla hayatta işi olmaz, onun işi skor yapmak. Zeiss kaldı geriye, bir de Ferdi Kadıoğlu. Bu iki adamla oyun kurabilir misin? Antalya Spor gibi pres yapan takımlara kuramaz. Kuramadın da. Halbuki öyle çok büyük şeyler değiştirmeden çözebilirsin. Dzeko'yu sahte 9 gibi konumlandırır çözersin. İcabında Tadic ile Szymanski'nin yerini değiştirir çözersin. İlla oyuncu değiştireceğim diyorsan sağ kanada Kent'e atar çözersin. Bu iki kurt oyunu demler, defans çizgisini üstüne çeker, kanattaki bu iki koşucuysa onların boşalttığı alanlara sızar, gol pozisyonu kovalar. Yani oyunu rakip yarı alana yıkamıyor dahi olsan oyun kurulum metodunu değiştirerek çözersin. Fakat İsmail Kartal'ın ilk 30 dakikada bu derece zor duruma ve 1-0'da geriye düşen Fenerbahçe'de sorunu çözmek adına değiştirdiği tek şey kısa süreliğine beklerinin yeri oldu. Bakış açımızı değiştirip olanları Nuri Şahin'in pres şeması üzerinden değerlendirelim. 7. dakikadan oyun kurmaya çalışan bir Fenerbahçe takımı görüyoruz. Serdar ve Bekao, bir bek Osayi, diğeri kadrajda gözükmeyen Ferdi, tam ortalarında 6 gibi konumlanan Miha. Biraz daha ön attaki Fred. Dikkatli bakarsanız Antalya Sporlu oyuncular Fenerbahçe'nin her iki stoperini boş bırakıyor. Zira demin söylediğim gibi bunlar ayakları çok temiz isimler değil. Ancak Van de Strijk Zeiss'tan, Erdoğan Ferdi'den, Erdalsa Fred'den bir an olsun ayrılmıyor. 29'dan başka bir örnek. Top yine Bekao'da. İki stopere de yine baskı yok. Van de Strijk yine Miha'nın başında. Fred bu kez Zeiss'a yardımcı olmak için daha derine gelmiş ama Erdal da gelmiş. Erdoğan da yine Ferdi'nin pas kanalını kapatıyor. Bekao boşta kimseyi bulamayınca oyunu kuramıyor ve gerisin geri Livakovic'e dönüyor. Üçüncü örneği göstermek her zaman huyumdur. Bir tane de 42. dakikadan görelim. Miha Zeiss, Van de Strijk, Fred, Erdal, Erdoğan, Ferdi Kadıoğlu. Nuri Şahin, Fenerbahçe'de topu ileri taşıyabilecek bu 3 ismi kitleyerek maçı kilitledi. Özellikle ilk 30 dakikada Kanarya'nın oyunu 3. bölgeye taşımasına engel oldu ki zaten 31. dakikada golü de buldular. Görelim. Fenerbahçe'nin ileride çok adamla yakalandığı bir sekans. Sariç topu sürerek bir geçiş başlatıyor. Duruma uyanan Szymanski arkadan koşarak gelip faulle durdurmak istese de Halil Umut Meler ligimizde çok görmediğimiz harika bir avantaj uyguladı. Arkadan gelen Van de Strijk topu aldı ve sürmeye devam etti. Tam şuraya geldiğinde Buxa iki stoper arasına enfes bir koşu gösterdi. Hollandalı oraya oynadı ve kaleciyle karşı karşıya kalan adam Buxa Livakovic'i mağlup edip konuk ekibi öne geçirdi. Golde bireysel bir hata yok, ancak bu golü illa birine ihale edeceksek ben Zeiss'ı 6 oynatan İsmail Hoca'ya ederim. Siz isterseniz 6 almayan yönetime de edebilirsiniz. Neden mi? Bakın, Szymanski Sariç'e faul yaparken Miha buradaydı. Avantajın oynatıldığı an Osayi'nin kademesini kapatayım diye buraya geçti. Halbuki ne alaka? O kanatta tek bir kırmızılı yok. Eğer sen bir 6'ysan iki stoperin önünü parsel
sellemelisin. O vakit Buksa bu koşuyu, Van de Strek'te o pası atamaz. Ama Sloven oyuncu oralarda pozisyon nasıl alınır nereden bilecek ki? Hayatında kaç kere altı oynamış ki? Ben size söyleyeyim, 26 yaşındaki Miha Zajc 352 resmi maçlı kariyerinde sadece 2 kez ön libero oynamış. Biri 2021 yılında Frankfurt karşısında Vitor Pereira oynatmış, diğeri de işte bu maç. Sanmıyorum ki bir daha da orada oynasın. Yani oyun kurabilmek için Zajc'ı altı oynatıyorsun, kuramıyorsun, üstüne üstlük bir de defansif taraftan pek çok zaaf veriyorsun. Peki, geçelim Fenerbahçe'nin 1-0'dan sonra neler yaptığına. 0-30'u göstermiştim. 30'dan devre sonuna baktığımızda Kanarya'nın gerek şut gerekse rakip yarı alanda topla buluşma sayısında çok daha aktif olduğunu görüyoruz. Atılan bu 6 şutun biri gol olmak üzere 3 tanesinin net şans olduğunu vurgulamak gerek. Peki bu şanslar nasıl oluşmuş sırasıyla bakalım. İlki 33. dakikadan. Hani demiştim ya, bu oyunculardan performans almak için oyunu rakip yarı alana yıkmak zorundasınız. Tadic, Dzeko, Szymański, Fred. Yıkmış işte Fenerbahçe. Peki nasıl yıkmış? Sağ taraftan kullandığı bir taç atışıyla yıkmış. Bakın bunu tenkit etmek için söylemiyorum ha. Bu da bir yöntemdir. Hep dediğim gibi oyunu pasta rakip yarı alana taşıyamadığınız sekanslarda duran toplar bir kilit açıcıdır. Ve her ne kadar yabana atılıyor olsa da taç da bir duran toptur. Bu pozisyonun biraz öncesinde top oyun çizgisini terk ettiğinde maç saati 32.27 idi. Osayi tacı kullandığında 32.46. İşte bu 19 saniye rakip yarı sahaya yerleşmek için öyle değerli ki devamında top tekrar döndü dolaştı sağdan taca çıktı. Fenerbahçe iyice yerleşti. Tacı bu kez İrfan Can çabuk kullanıp Fred'e attı. Fred tek kontrol tek pas Osayi'yi oynadı. Nijeryalı çabukluğunu kullanıp topla birlikte sırtını döndü ve süratlenip sıfıra indi. Twente'ye attığı golün benzeri Szymański bulunmayı en sevdiği yere yani penaltı noktası üzerine mevzilenmiş. Osayi ona çıkardı ancak topu soluna geçirmek için kontrol edince önü kapandı ve attığı şut Erdal'dan döndü. Bir diğer gol şansı 35. dakikadan. Çıkamayan Fenerbahçe'yi ta kendi yarı alanına kadar gelip çıkaran isim Edin Dzeko ki ikinci yarıda bunlardan çok göreceğiz. Tadic'in önündeki boşluğa doğru çok güzel bir pas atıyor. Tadic biraz topu tuttu, sırtı dönük bir çalım attı. Fenerbahçe 1, 2, 3, 4, 5 tam 6 oyuncuyla 3. bölgeye yerleşti. Duşan'ın ortasını arka direkte İrfan Can kafayla çok iyi çevirdi. Szymański'nin vuruşu Dzeko'dan sekip yumuşadı ve Leyte'nin kucağında kaldı. Üçüncüsüne yani gole geldik. Gol öncesi Fenerbahçe'nin rakip yarı alana yerleşmesini sağlayan şey yine bir duran top. Sebastian'ın ortasını kırmızılar karşılıyor ve devamında top soldan taca çıkıyor. Ferdi tacı Duşan'a atıp geri aldığında sahne bu. Demin Tadic'in ortasında 6 saymıştık. Bu kez tam 7 oyuncu var. Peki artı bir kim? Serdar Aziz. Duran top için gelmişti, geri dönmemiş. İyi ki de dönmemiş çünkü Ferdi'nin yaptığı orta tam olarak ona gidiyor. Serdar kafayla arkaya aşırıyor. İyi pozisyon tutan Dzeko arka direkte uçarak bitiriyor. Yani işte görüyorsunuz. 15 dakika içinde sağdan bir tane tacı geç kullandın. Bir kere Dzeko'yu derine getirdin. Bir kere soldan serbest atış derken oyunu bir şekilde 3 kere rakip yarı alana yıktın. Ve 3'ü de net gol şansı oldu ki biri zaten gol. Bu arada araya şunu sokmak lazım. 37'de yani Antalyaspor 1-0 öndeyken Bünyamin Balcı'nın başlatıp Bünyamin Balcı'nın finalize ettiği Van de Strek'in 6 pastan kafayla out attığı çok net bir gol şansı var ve o gol olsa maç 2 farktan döner miydi çok emin değilim. Çünkü 1-0 iken bile tribünler inanılmaz düşmüştü oyunda. Geçelim ikinci yarıya. İkinci devrede Fenerbahçe şu Dzeko'yu derine getirme işini çok daha sık ve çok daha iyi yapmaya başladı. Maç esnasında Twitter'da da yazdım. Orijinal 9'luk var, sahte 9'luk var. Full paket santrafor. Yaşı kaç olursa olsun Edin Dzeko gibi örnek profesyonelleri bu ligde izlemek büyük zevk. Şimdi bunlardan birkaç tanesini görelim. Dakika 49. Derine gelen Dzeko burada. Livakovic kahveciye, kahveci Edin'e, Edin de Fred'e oynadı ve Antalyaspor'un ön alan baskısı başarıyla atlatıldı. Fred topu birkaç metre sürükleyip soldaki Tadic'in önüne yuvarlıyor. Dediğim gibi az önce derine gelip sahte 9'culuk yapan Dzeko'nun şimdi orijinal 9'culuk yapmaya hareketlendiğini görebilirsiniz. Tadic yine ölçtü biçti, çok doğru şiddette, çok doğru yükseklikte bir top kesti. Edin ikinci golünü atmaya hazırlanıyordu ki Ömer'in son anda kafayla hamlesi topun yönünü değiştirdi. 55'e geçtik. Bakın Edin Dzeko yine Taner'e kadar gelip sırtı dönük top alıyor. Sırtını dönüyor ve topu driblingle metrelerce ileri taşıyor. Tam burada Bünyamin'den de kurtulup Tadic'e bırakıyor. Tadic hiç bekletmeden soldaki kahvecinin önüne. İrfan Can burada tekte vursa bence çok daha iyi olurdu ama topu kontrol edince açısı kapandı ve devamında sağına çekip aşırtma denedi. Defans topu uzaklaştırdı. Sahipsiz topu Federico toplayıp kafayla Ferdi'ye oynadı. Bakın bir kez çıktı mı nasıl yerleşiyor takım. Akabinde Ferdi'nin ayağından aşıp sahipsizleşen topu toplayan bu kez Szymański. Pozisyon icabı solda kalan Dzeko'ya oynuyor. Edin driblingle asist bölgesine giriyor.
harika bir yere ortalıyor. İrfan Can'a bu kez sadece dokunmak kalıyor. Fenerbahçe geriden gelip öne geçiyor. Kaşla göz arası 3 tane Dzeko oyunu gördük. 64. dakikada talihsizlikler silsilesi mi desem yoksa bile bile Lades mi desem bilmiyorum ama geçen hafta İsmail Yüksek'in kırmızı gördüğü pozisyonun neredeyse aynısı. Tamamen top bizde kalsıncılık, başka bir şey değil. Osayi baskıya rağmen uzaklaştırmıyor, İrfan oynuyor. İrfan baskıya rağmen uzaklaştırmıyor, Zayis oynuyor. Zayis baskı altındayken bir fake ile dönmek istiyor. Buksa dengesini bozuyor ve Miha'nın pası doğrudan Sagiv'e gidiyor. Sagiv'in şutunu Bekao son derece iyi bir timingle koşarak gelip engellese de iki kez seken top Buksa'nın önünde kaldı. Polonyalı vurdu. Hem takımının hem de kendisinin ikinci golünü kaydetti. Kadıköy'de tribünler bir kez daha düşmüşken 68. dakikada bence Fenerbahçe'nin maçtaki en net set hücumunu izledik. Fred'in pasıyla içe giren Ferdi Kadıoğlu topla buluştuğunda defansın arasından çıka gelen Dzeko ona bir pas opsiyonu gösterdi ve Ferdi hemen onu oynadı. Dzeko kafayı kaldırdığında belki birçoğumuz şut atacağını düşünmüştük ama o kimsenin görmediğini görüp en arkadaki Tadic'e enfes bir lob pas attı. Tadic sıfırdan yükseltti. İrfan Can Kahveci kafayı darbeli de vurdu. Top üst direkten sekip out'a gitti. Gerçekten başlangıcıyla finalizasyonuyla muazzam bir ataktı. 4 dakika sonra Dzeko yine derine gelip top alıyor. Aldığı gibi de sırtını dönüp bindiren Polonyalı'yı koşturuyor. Szymański aslında çok güzel düşündü. İyi de vurdu ama Helton'un yaptığı şey hani FIFA'da üçgene basıp kaleciyi açacakmış gibi yapıp geri bırakırsın ya, öyle bir şeydi. Bir anlamda Sebastian'ı kandırmış oldu. Polonyalılar kindar bir millet midir bir bilgim yok ama benim modern Polonyalım bunu unutmaz, yazdı kenara. Dakika 79, Livakovic 49'da da gördüğümüz gibi oyunu çabuk başlatıp İrfan Can Kahveci'yi oynadı. İrfan Can önündeki boşluğu hızla kat edip takımı hem baskıdan çıkardı hem de Antalya'yı geri koşturdu. İşte Antalya geri koştuktan sonra oyunu sete oturtmak çok daha kolay. Crespo yine iç koridora giren Ferdi'ye, Ferdi de bir kez daha ona pas opsiyonu olan Dzeko'yu gördü. Boşnak bu pozisyonda iki denemede de olsa kaleyi buldu ancak top kornere çıktı. İşte o korneri Fred çabuk ve kısa kullandı. Topu alan İrfan Can ona yaklaşan Szymański'yi gördü. Sebastian raket gibi kullandığı o muhteşem sol ayağıyla Helton'dan deminki pozisyonun intikamını fena aldı. Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde çıktığı 10 resmi maçta yaptığı gibi yine kazandı. Aksaklıklar var mı? Var ve her birinden bahsettik. İyi şeyler var mı? Var. Sonuna kadar var. Bir kere Fenerbahçe yakın tarihinin en başarılı transfer sezonunu geçirdi. Kadrosunda çok kaliteli ayaklar ve iyi bir çeşitlilik var. Ha 6 numara alınsa iyi olur muydu? Süper olurdu ama belli ki o fırsat çıkmadı. İsmail Hoca'nın en azından Ocak ayına kadar şu build-up problemini ne yapıp edip çözmesi, Fenerbahçe'nin oyunu rakip yarı alana yıkma metodunu bulması lazım. Çünkü 30'dan sonra gördüğümüz üzere her yıktığında sarı lacivertlerin kaliteli ayakları için gol şansı üretmek bildiğin çocuk oyuncağı. Maç başlayınca dünyadan kopanlara 1000 TL'ye kadar bonus tutturdu. Şenol Güneş Trabzonspor deplasmanında idealden çok uzak, çok farklı bir 11 tercihiyle sürdü takımını sahaya. Sakatlığını atlatan ve milli arada ülkesinin Sudan'la oynadığı eleme maçında 90 dakika forma giyen Masuaku yine kulübedeydi. Yerine sağ ayaklı Onur bir kez daha sol bekte başladı. Oksun sakatlığında iyileşen Salih 11'e geri dönerken yeni transferlerden Beyli yedek soyundu ve savunmanın göbeğinde Necip'e görev verildi. Aboubakar'sa milli takım kampından ayrıldıktan sonra ailesinde yaşanan bir sağlık sorunu sebebiyle Fransa'ya uçmak zorunda kaldı ve muhtemelen yorgun olduğu için yedekti. Onun yerine ileri uçta Cenk Tosun tercih edildi. Şimdi buraya kadar çok fazla bir sorun görmüyorum. Zaten topun olmadığı yerde teknik adam tercihlerini çok fazla sorgulamadığımı da biliyorsunuz. Hoca Masuaku'yu çok hazır görmemiş olabilir. Sezon boyunca çok fazla ihtiyaç duyacağı, üstelik kabarık bir sakatlık geçmiş olan Aboubakar'ı riske etmek istememesini de anlıyorum. Ama Muleka'nın form durumunu göz alarak sol önde Rebic'i tercih etmiş olmasını pek anlamlandıramadım. Zira Hırvat oyuncu sahada kaldığı ilk yarı boyunca hazır olmadığını ancak bu kadar net gösterebilirdi. Hatta direkt buradan başlayabiliriz bence. Rebic'in ilk 45 dakikadaki performansı şöyle. Topla buluşma sayısı 21, 13 pasın 8 tanesini rakibe atmış, 0 çalım, 0 isabetli orta, 3 top kaybı ve 6'da 1 ikili mücadele. Trabzonspor'un genç sağ beki Mehmetcan resmen Rebic'e kelepçe taktı. Maça dönersek, geçtiğimiz bölümlerde Beşiktaş'ın gol pozisyonu üretme konusunda sıkıntı çektiğini ve genellikle duran toplarla ya da geçiş hücumlarıyla şans yaratabildiğini anlatmıştım. Trabzonspor deplasmanında hele
Türkiye'de Abubakar'ın yedek soyunduğu bir ortamda bu görüntünün çok değişmemesine şaşırmamak lazım. Ancak yine de beklediğimden çok daha kötü bir Beşiktaş buldum. Elbette bunun en önemli sebeplerinden biri beklediğimden çok daha iyi bir Trabzonspor izliyor olmamdı. Ancak oraya birazdan değineceğim. Maçın düğümünün ilk yarıda çözüldüğünü söyleyebilirim. O yüzden hemen 0-45 istatistikleriyle başlayalım. Toplu oynama oranlarında %68'e 32 gibi bariz bir üstünlükle Beşiktaş'ın önde olduğunu görüyoruz. Pas adedi olarak da rakibini neredeyse 2.5'a katlayan bir konuk ekip var. Şimdi maçı hiç izlememiş biri bu veriler ışığında siyah beyazların çok dominant bir iki yarı çıkardığını ve oyunu rakip yarı sahaya yıktığı izlenimine kapılabilir. Biz izleyenler biliyoruz ki pek de öyle olmadı. Zaten %68 ile topa sahip olan bir takımın pas yüzdesinin %82 ile sınırlı kalmış olması bir şeylerin ters gittiğini gösteriyor. Buraya bir parantez açalım. Beşiktaş bundan önce oynadığı 3 maçta da benzer düzeylerde topa sahip olmasına karşın %87,3 isabet oranıyla Trendyol Süper Lig'in en isabetli pas yapan takımı konumundaydı. Ortalama pozisyonlara baktığımızda da bir tuhaflık olduğunu fark ediyoruz. Bakın kıyas yapabilmeniz için önce ilk 3 maçınkini göstereceğim. Bu Karagümrük maçının ortalama pozisyonları, bu Pendik maçının ortalama pozisyonları, bu da Sivas maçının ortalama pozisyonları. Trabzonspor deplasmanında ise topa %68 ile sahip olan bir takımın görüntüsünden çok onu rakip yarı sahaya taşımakta zorlanmış bir takımın görüntüsü var. Amir iki stoperin arasına girmesine rağmen genellikle rakip yarı sahada çizgilere yakın görmeye alıştığımız Gedson-Salih ikilisi resmen top çıkarmak için stoperlerin dibine kadar gelmiş durum. Üstelik beklerin de hücuma gidemediği açıkça görülüyor. Bir de pas haritasını göstereyim. Siyah beyazların ilk yarıda yaptığı 243 pasın 66 tanesi yani oran olarak sadece %27'sini 3. bölgede yapabildiğini görüyoruz. Ve Kara Kartal bırakın ceza sahasına girmeyi yaya etrafına yaklaşmakta dahi çok zorlandı. İşte bu noktada ev sahibinin teknik ekibine gereken krediyi vermek lazım. Çünkü rakiplerini çok iyi analiz ederek maç planını çok doğru yapan bir Trabzonspor vardı. Peki neydi bu plan? Özellikle milli aradan önce oynanan Sivasspor maçında Beşiktaş'ın bunaltıcı ön alan presinden ve topu geri kazanma süresinin ne kadar kısa olduğundan bahsetmiştim. Bir kere her şeyden önce Bordo Maviller evinde oynamasına karşın katiyen topa sahip olmak gibi bir çaba içerisine girmedi ve bu yüksek prese maruz kalmamak adına birinci bölgesinde hiç riskli pas tercihleri yapmadı. En ufak baskı gördüklerinde uzun vurmaktan hiç tereddüt etmediler. Topu Beşiktaş'a teslim edip Amir'i mümkün olduğunca kontrol altında tutarak siyah beyazlıları pas kalitesi çok da yüksek olmayan geri dörtlüsüyle oyun kurmaya yönlendirdiler. Hemen sağ içinden bir iki örnekle bu planı görelim. Maçta 3. dakika ve top Mert Günok'ta stoperler açılmış ve Amir ortalarına girmiş. Klasik. Fakat Onuachu ve Abdülkadir onu kontrol altında tutuyor. Merkezden Gedson ve Salih yaklaşmış ancak onların başını da Bakasetas ve Mendy bekliyor. Yani onlar birer pas opsiyonu değiller. Mert stoperlerden birine çıkmaya mecbur kaldı ve Koli'yi oynadı. Omar biraz sürüp pas verecek kimseyi bulamayınca basıp geri döndü ve Amir'e verdi. Fakat boşuna koyunca hala baskı altında ve onun da fazla pas opsiyonu yok. Mecburen topu tekrar Omar'a bırakıp belki beni takip ederler umuduyla oradan uzaklaşıyor. Koli çizgiye yaklaşıp Onur'a oynamaya niyetlendiyse de Vişka araya giriyor ve topu takımına kazandırıyor. Kuramıyor Beşiktaş. 8. dakika. Amir bu kez sık sık yaptığı gibi stoperlerin arasına değil yanına eklemlendi ve topla buluşup yüzünü döndü. Ama Bardi şiddetle baskıya gelince hemen ayağından çıkarıp sağ bekini oynadı. Rozier'e aynı şiddette baskı yapan kimse olmadığını görebilirsiniz. Ama pek bir pas opsiyonu da yok. Mecburen Salih'le al ver yapıp uzun vurmak zorunda kaldı ve sahipsiz topu toplayan Trabzonspor oldu. 15. dakikadan bir başka kare. Top Mert'te. Stoperler serbest ama Amir'in başında yine 2 kişi var. 5 dakika sonra yine aynı görüntü. İşte bu plan sayesinde Beşiktaş'ın oyun kurmasına engel oldu ve 3. bölgeye geçmediği sürece topun Beşiktaş'ta kalmasını hiç umursamadı ev sahibi. E haliyle de ortaya bu görüntü çıktı. Buna karşılık Trabzonspor'un ortalama pozisyonlarına göz attığımda 2-0-1'lik dev santraforlarının etrafında kümelenerek ikinci toplara saldırma eğiliminde olduklarını görüyoruz. İşte ev sahibinin fark yarattığı bir diğer departman da burasıydı. İlk yarıda oluşan ikili mücadelelerin %61'ini, hava toplarının ise %70'ini fırtına kazandı. Ki bu alanda başı çeken oyuncu 3 kafa topu kazanan Onuachu'ydu. Nijeryalı sadece hava toplarında değil, vücudunu kullanarak aldığı ya da takım arkadaşlarına kazandırdığı istatistik kağıdına yansımayan toplarla da Trabzonspor'un rakip yarı alanda çoğalmasını sağlayan oyuncuydu. Evet, belki bu çok sofistike bir plan değildi ama yine de bir plandı. Üstelik buna karşılık konuk ekip epey plansız gözüktü ve neticede ilk yarı boyunca rakibinden çok daha az topa sahip olan, çok daha az sayıda ve düşük isabetle pas yapan Trabzonspor buna rağmen 2 şut daha fazla attı ve 0,64 gol beklentisi üreterek 2 gol buldu. He tabi bir de Mendy'nin direkten dönen topu var. Hemen dönüp ilk gole bakalım. Beşiktaş
kendi yarı sahasında bir taç atışı kazanıyor ve Getz son tacı çabuk kullanıp Rebic'i pozisyona sokmak istiyor. Neden? Çünkü oyun sete oturduğunda zaten bir şey üretemiyoruz. Bari rakibi gafil avlayalım düşüncesinde. Bu esnada dikkat etmemiz gereken şey Rashica ve Cenk Tosun'un anlık bir yer değişikliği yapmış olması. Rebic bu topu kontrol edip Kosovalı'ya oynamak istedi fakat bu yakın mesafede bile öyle kötü bir pas verdi ki top Banyan'ın ayağından sekip Mendy'nin önüne düştü. Pozisyonun devamında Ömür merkezde topla buluşup Bakasetas'ın önüne bırakırken Cenk Tosun'un kendi bölgesine döndüğünü ama Kosovalı'nın hala aynı yerde olduğunu görüyoruz. Baka bu pası alır almaz sol bekini oyuna soktu ve Beşiktaş savunması alarm verdi. Eren'in topu sürükleyerek Bardi'ye yaklaştığı esnada Rashica'nın her zaman yaptığı gibi şiddetle geri koştuğunu göreceğiz ama bu sefer yeterli olmayacak. Elmalı topu Bardi'ye bıraktı ve çok doğru bir koşuyla Rozier'i manipüle etti. İşte bu sayede Enis rahatça kafayı kaldırdı, son sürat gelen Rashica'ya da kısa bir çalım atıp topu güçlü ayağına çekti ve Onuachu'nun kafasına kondurdu. Nijeryalı ilk maçında golle tanıştı. Beşiktaş bu golle birlikte bu sezon ilk kez bir lig maçında geriye düşmüş oldu ki topla üretmekte bu kadar sıkıntı çeken bir takım için bundan daha kötü bir senaryo olamazdı. Şu gerideki 5 oyuncu arasında muhtemelen ayağı en düzgün olan oyuncu kaleci Mert. Orta sahada topu kullanabilecek oyuncular mevcut ama onların savunmayla bağlantısını tamamen koparan bir Trabzonspor var. Üstelik topun hücum bölgesine taşındığı nadir anlarda da ön taraftaki bağlantıları yapacak bir Abubakar yok sahada. Her ne kadar Cenk Tosun'un özverisine hayran olsam da kabul edelim. 9 oynamayı bilmiyor Tosun Paşa. O daha çok bir ikincil forvet. 32 yaşından sonra da bunu öğrenmesi biraz zor gibi. Golden sonra momentumun tamamen ev sahibine geçmesiyle Beşiktaşlı oyuncuların da mental olarak biraz oyundan düştüğüne inanıyorum. Çünkü bana göre ikinci golün başka bir açıklaması yok. Elbette Bakasetas'ın o dar açıdan golü düşünmüş olması kurnazca ama pozisyonun öncesine dönelim. 40. dakikadayız. Beşiktaş bir köşe vuruşu kullandı ve geride emniyet subabı olarak bekleyen Onur Rozier ikilisi Trabzonspor savunmasının uzaklaştırdığı bu topu Vişka'ya kaptırdı. Bu da yetmezmiş gibi topu köşe gönderine doğru süren yani tek başına kaleden uzaklaşan ve arkası dönük olan Edin'e bir de faul yaptılar. Çok gereksiz. Bakasetas bu serbest vuruşun başına geçti ve topu iki kişilik barajın yanından çevirip kaleye gönderdi. Cenk Tosun kale ağzında topa müdahale etmek için kayınca kalecisini de bozdu ve Mert kapattığı köşede gole engel olamadı. Şenol Hoca'nın ikinci yarının başında yaptığı 3 değişiklikse adeta ilk 11 tercihinin hatalı olduğunun bir itirafı gibiydi. Rebic, Bulut ve Cenk Tosun çıkarken yerlerine Masuaku, Abubakar ve Muleka girdi. Trabzonspor cephesinde ise Bielisa sadece maç hazırlığıyla değil, oyunu okuma becerisiyle ve yaptığı harika değişikliklerle de kulübede devleşti. Beşiktaş'ın ikinci yarıda alacağı potansiyel riskleri cezalandırmak adına devrede Ömür'ü çıkartıp Trezeguet'i sahaya süren Hırvat Hoca bu planın meyvelerini de fazlasıyla aldı. Hemen bu plana dair de birkaç şey göstereyim. 48. dakika sakatlanan Onuachu yerine giren Enis Destan derine gelip topla buluşuyor ki bu da çok iyi sonuç veren bir değişiklikti. Topu Salih'ten kurtaran Enis Bardi'ye uzattı, o da hemen tek pasla Mısırlı'yı kaçırmaya çalıştı. Koli kritik bir müdahaleyle pozisyonu yatarak kesti. 2 dakika sonrası yine Mert hariç kalan 21 oyuncunun tamamı Trabzonspor yarı sahasında ve Vişça kazanılan topu çabucak Trezeguet'e uzatıyor. Bu kez başarılı olan Necip'in müdahalesi. 6 dakika sonra sahipsiz topu toplayan Mendy hemen Vişça'ya oynuyor. Az önceki pozisyonun neredeyse kopyası ama bu sefer hem koşu hem de pas daha iyi. Trezeguet ceza yayına kadar sürdü. Hani şurada topa basıp Bardi'nin önüne de yuvarlayabilirdi ama o kadar vizyonu olsaydı zaten hala Premier Lig'deydi. Neticede Mısırlı kalecinin üstüne vurdu. Basit ama etkili bir planda. Teknik adamlar her zaman planladıkları şekilde oluşan gollere daha çok sevinirler ve bence Bielisa'nın 3. golde havalara zıplamasının sebebi de buydu. Ha yok, gol 61. dakikada geldi diye bu kadar sevindiyse de o zaman hakikaten Trabzonlu olmuş demektir hoca. Golü görelim. Rashica kendi yarı sahasından aldığı topla takımını bir hızlı hücuma kaldırma niyetinde ama bir süre sonra destek gelmediğini fark edip bastı ve soluna doğru dürttü. Ardından öyle kötü bir pas verdi ki yani o pası kime atmak istediğini de anlayamadım açıkçası. Mendy bu topu kesip hiç bekletmeden Mısırlı'ya uzattı. Trezeguet soldan içeri devrildi. Vişça için bunu bitirmek kolaydı. Ev sahibi adına çok umut verici bir maçtı. Böyle büyük kulüplerde çalışan hocalar için bu tip maçları kazanmak aynı zamanda camianın güvenini kazanmak anlamına gelir ve Bielisa bu anlamda bir Trabzonspor efsanesini mat ederek maça imzasını attı ve büyük bir kredi kazandı. Beşiktaş adına ise olumlu bir şey çıkarmanın çok kolay olduğu bir 90 dakika değildi. Belki de en pozitif nokta Kara Kartal'ın 24 resmi maç sonra ilk kez kaybetmiş olması. Açıkçası siyah beyazların bu sezon gittiği birçok deplasmanda benzer sorunlar yaşayabileceğini düşünüyorum. Elbette Beşiktaş bu maçların bir kısmını sadece formasıyla bile kazanacaktır. Ama bazı sert rakiplere karşı bu oyun yeterli olmayacak. Ve bakalım Şenol Hoca bu kısırlık problemine nasıl bir çare bulacak?
Trendyol Süper Lig'de seyir zevki yüksek, bol gollü, bol aksiyonlu harika bir haftayı geride bıraktık. Trendyol Süper Lig'in süper performanslarında bu hafta 4 futbolcu ve 2 kaleci olmak üzere 6 adet oyuncu seçtik. Kayseri Spor'un file bekçisi Bilal Bayazıt'la başlıyoruz. 24 yaşındaki Bilal benim geçen sezondan beri beğenerek takip ettiğim bir isim. Kalecilik yeteneklerinin yanı sıra her iki ayağıyla da topu gayet iyi oyuna sokabilen ligimizdeki nadir eldivenlerden. Bilal takımının Gaziantep karşısında 2-0 kazandığı maçta tam 6 kurtarış yaparak rakip takımın ürettiği 1,45 gol beklentisine karşın kalesini gole kapatmayı başardı. Ayrıca 89. dakikada Tiam'ın attığı maçı kıran golde de attığı mükemmel uzun topla akını başlatan isimdi. Her açıdan kusursuz süper bir performansa imza attı. Emre Akbaba ile devam ediyoruz. İşin defansif tarafında her zaman biraz noksan olarak bildiğimiz Emre, bu sezon Patrick Kluivert yönetimindeki Adana Demirspor'da sergilediği çift yönlü 8 numara performansıyla ezber bozuyor. Takımının 3-0 kazandığı Pendik Spor maçında 5 top çalma, 3 pas arası ve 8 sahipsiz top kazanmayla oynayan Akbaba girdiği 13 ikili mücadelenin 10 tanesini kazandı ve tüm bunlar yetmezmiş gibi harika da bir gol attı. Yer yer esprilere sebep olan diri bir Emre Akbaba sözünü gerçeğe dönüştürdü. Geçen bölümde de konuk ettiğimiz Kerem Aktürkoğlu var sırada. Kerem, Samsun Spor maçında 86 dakika sahada kalmış olsa da sadece ilk yarıda yaptıklarıyla bile burada olmayı hak etti aslında. Birbirinin kopyası gol koşuları ve tek dokunuşlarla 2 gol atan Aktürkoğlu son 2 sezondur epey geliştirdiği duran top kullanma becerisini de konuşturarak Bardakçı'nın attığı golün asistini yaptı. Kerem son 2 maçta kaydettiği 3 gol 2 asistle 5 gole direkt katkı sağlamış oldu. Geçen cuma hikayesini yayınladığımız Bosna elması Edin Dzeko haftanın bir diğer süper performansına imza atan isimdi. Fenerbahçe'nin 3-2 kazanmasına karşın oldukça zorlandığı Antalyaspor karşılaşmasında hem oyun kurulumu hem de finalize etme fazlarında yine elini taşın altına koyan bir Dzeko vardı. Bir santrafor oyuncusu olarak 90 dakikada 47 kez topla buluştu, 3. bölgeye 6 tane pas yolladı, 4'ü isabetli 5 şut çekti ve 1 gol 1 asistle elmas gibi parıl parıl parladı. Bu sezon Trendyol Süper Lig'in en dikkat çeken genç oyuncularından biri de Trabzonspor'un 21 yaşındaki sağ beki Mehmetcan Aydın. Almanya doğumlu Mehmet, Trabzonspor'un Beşiktaş'ı 3-0 yendiği karşılaşmada defansif açıdan muazzam bir maç çıkardı. 7'de 6 top çalma, 6 uzaklaştırma, 2 pas arası ve 4 sahipsiz top olmak üzere 19 defansif aksiyon ve bunların yanı sıra 10'da 9 ikili mücadele kazanma. Üstelik hiç faul yapmadan. Tebrik ediyoruz. Bravo Mehmetcan. Son olarak dikkat çeken bir kaleci performansı daha. Fatih Karagümrük'ün evinde Hatayspor'la 0-0 berabere kaldığı maçta Arjantinli eldiven Matias Dituro biri penaltı olmak üzere yaptığı 5 kurtarışla harika bir maç oynadı. Hatayspor'un 2,49 gol beklentisine rağmen kalesini gole kapatan Dituro genel paslarda %89, uzun paslarda ise 14'te 11 isabetle ne kadar temiz ayaklara sahip olduğunu da gösterdi. Ve Trendyol Süper Lig'in bu haftaki 6 süper performansından biri oldu. Trendyol Süper Lig'in süper performanslarından bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.